Kısa çalışma deneyi senle yayından önce de bununla ilgili gelen sorular üzerinde konuşuyorduk. Ee, birinci fazı var, ikinci fazı var. Bununla ilgili de çok soru geldi. Bize anlatır mısın? Tabii gerçekten hani bu dönemi e, anlat deseler hangi kelimeyle anlatırsın? Olağanüstü bir dönem. Yani Aralık ayında neler konuşuyorduk biz bu masada seninle? Ocak ayında neler konuştuk? Şubat'ta aslında kendini göstermeye başladı. Mart'ta beraber ilk vakanın görünmeye başladı tarih itibariyle ekonomik anlamda, çalışma hayatı anlamında olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Evet. İşte bugün programdan önce sabah resmi gazetede yayınlanan yeni bir torba yasa kanunumuz var. Ee, i̇şten çıkartmaların işte en son o hal döneminde gördüğümüz 3 ay işten çıkartmaların yasaklandığı, Kısa çalışma ödeneklerinin değiştiği, ücretsizliğinde olan kısa çalışmadan yararlanamayan vatandaşlarımıza ödenecek ödeneklerin artık resmileşti ve yasalaştığı kanununda bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ee, ...gerçekten olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Ee, hem işveren kesme açısından hem işçi kesme açısından... E, ...oldukça fazla da soru var tabii yani. Kısa çalışma ödeneği mevzuatı aslında yaklaşık 12 yıldır bizim mevzuatımızda hep vardı. Ama yani hep kullanmak nasip etmesin dediğimiz... Ee, bir dönem aslında bir uygulama aslında kısa çalışma nedir yani ekonomik anlamda firmanın faaliyetlerini kaybetmesi işte siparişini düşürmesi en az üçte bir oranında iş gücünü kaybetmesi halinde kısa çalışmadan yararlanabiliyordu ama evet. bu kısa çalışma bizim bildiğimizin de dışında bir talep ve uygulama olarak karşımıza duruyor. Şu an en son Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ve Sayın Çalışma Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara bakarsak Nazlı yaklaşık 250 bine yakın işveren 3 milyona e yakın çalışanı için başvurdu kısa çalışma ödeneklerinde. Evet. Tabii çok farklı uygulamalar var, gelen siparişler var, devam eden iş yerleri var, iptal olanlar var. Hani tamamen kapatılan yerlerimiz var. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle restoranlar, işte barlar, spor salonları gibi yerler var. Bunlar neredeyse 16 Mart itibariyle kapalı bunlar yani kepenk indirdiler. Bunlar ne yapacaklar, siparişi devam edenler ne olacak? Üretim yavaş yavaş azalıyor. Şimdi 15 Mart'ta başladı evet ama Nisan başı devam eden yerlerimiz var. Şimdi Mayıs'ta... Eğer durumun böyle devam etmesi halinde Mayıs'ta başvuracak firmalar var. Yani ortalamada baktığımız zaman yüz binlerce işveren, milyonlarca çalışan için başvuracak kısa çalışma ödeneklerine. E bu arada tabii tamamen her şey online sistem üzerinden yürüyor. Bir de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 158 farklı işkur merkezi belirlendi kısa çalışma ödeneğiyle ilgili. Bu arada hem Çalışma Bakanlığı müfettişlerimize hem de işkur yetkililerimize de buradan... Önce sağlık çalışanlarımızın hakkını vermek ancak Kesinlikle. diğer taraftan da iş kur, e, yetkililerimizin ve çalışma Bakanlığı fetişlerimizin de hakkını vermek lazım. 7/24 çalışıyorlar. Bu yüz binlerce başvuruyu değerlendirmeye çalışıyorlar online sistem üzerinde. Tabii sürekli şundan da sıkıntı yaşanıyor. 158 farklı iş kur merkezi olunca yani 81 vilayet her birinin farklı uygulamaları farklı talepleri de geliyor çünkü diyorum ya olağanüstü bir dönem ve yani tamamen değişen bir kısa çalışma ödeneği mevzuatı var. Tabii herkesin merak ettiği bu kısa çalışma ödenekleri 16 Mart itibariyle kepenkler kapandı, başvurular başladı. Hmm. 19 Mart itibariyle e, başvurular alındı. Ödenek paraları ne zaman yatacak? Evet. Herkesin merak ettiği bu. Şimdi burada da iş kurum bir kaset sistemi dediğimiz yani bir muhasebesel sistemi var. Evet şu an onaylanan yaklaşık 750 bin kişinin kısa çalışma ödeneği onaylandı. E-Devlet şifreleri üzerine yani E-Devlet portalı üzerinde şu an onaylanan kişiler bu arada tüm vatandaşlarımız bu portala girerek kendi başvuruları onaylandı mı ne kadar ücret alacaklarını E-Devlet platformları üzerinden kısa çalışma ödeneği e uygulamasından görebiliyorlar.